Esen Hanım, merhaba. Erken menopoz hastasıyım. Doktorlar muhakkak tüp bebek öneriyor. AMH 0.3 FSH 16. Ben Türkçelerini kullanıyorum Aha. hocam. Yalnız bunun dışında bilgi yok. Yaş yok. Değerli seyircimiz lütfen yaşınızı da ve başka ne iletmesini istersiniz hocam. Çünkü sadece AMH ve FSH var. Evet. Yani yaş burada bir de yani estradiolün düşük olacağını zannetmiyorum. Bakın lütfen çocuk sahibi olmak isteyen bayanlar lütfen strese girmeyin. Kimsenin de sizi strese sokmasına müsaade etmeyin. Kaynanalara sesleniyorum. Lütfen ya ne zaman niye olmuyor deyip gelinlerinizin üzerine gitmeyin. Kritik etmeyin. Üzerine gitmeyin derken sanki gelinmiş suçlu diye. Ee, erkekler en son gider biliyor musun? Ya hadi şunu bir araştıralım da hele önce hanım gitsin derler. Tamam erkek en son gider genelde. Şimdi dolayısıyla burada stres yaparsan, yaptırırsanız bak bu hormonlar değişiyor. Üzmeyin gelinlerinizi. Onlar sizi Allah'ın birer emaneti. Dolayısıyla onlar da yarın bir gün anne olacak. Onlar da Yarın bir gün torun sahibi olacaklar. Sizden gördüklerini onlara aktaracaklar. Dolayısıyla burada yapılacak olan şey e, lütfen böyle bir baskı unsuru gibi tekrar tekrar sorgula. Hadi bu ayda olmadı. Bak 6 ay geçti. Konu komşu ne der? Ya konu komşu ne diyecek? Bana ne milletin dedikodusundan? Değil mi? Yani dolayısıyla Allah. Arap Suresi'nde bunu alemlere rahmet Peygamber Efendimize söyler. Ya Muhammed sen dedikodudan ne korkuyorsun? Benden kork der. Korku bir tek Allah'tan korkulur. Dolayısıyla burada bilinmesi gereken şey endişedir, şudur bu tabii ki psikolojileri bozuluyor. Yani olmaz. Buranın sakin, onlara moral verin. Olur kızım gel bir, bir doktora gidelim filan. Bak şu tablo hiç kötü bir tablo değil ve buna siz erken menopoz diyemezsiniz. Bu kadının ruh hali çok önemli. Belki beslenme şeklini değiştirmesi gerekebilir. Bak onu da söyleyeyim. Yani ama burada yapacağı şey antimüllerin hormonu 0.3 aman aman çok düşük değil. 0,01'i yükseltiyoruz incir kürü uygulayarak ayrı bir kapta inciri kaynatıyorsunuz. 5-6'yı tane kuru inciri kesiyorsunuz bıçakla. Yarım litre suda ne kadar kaynatıyorsunuz? 15 dakika. Gene ayrı bir kapta iki tane orta boy havucu uzunlamasına keserek ama ekvatoryal olarak değil, uzunlamasına düşey keserek bunu atıyorsunuz. Sonra ortadan ikiye kırın yani bu kadar bir havuçsa yani şimdi ona tencere. göre koca tencere, Gerek tencere mi arayacaksınız? Ha. Bazen maalesef hoca böyle söyledi ille geniş tabanlı tencere yok efendim kırarsınız siz yeter ki önce uzunlamasına kesin. Tamam 20 dakikada yarım litre suda havucu kaynatacaksınız. Daha sonra bunlar ılıyacak ve karıştıracaksınız bunları. Yani oda sıcaklığına gelince süzün karıştırın ve dolaba bunu koyun. Oradan sabah akşam bak bu yaklaşık olarak bu bir su bardağı ise yani şurada gördüğüm miktar yaklaşık 150 mililitredir. Evet. Tamam 150 mililitre kadar içecekler. Bunu 21 gün yapsınlar. Bak o yumurta sayıları nasıl artıyor. Efendim insanlar dünyaya sabit yumurtayla gelir. Bu bu artmaz. Hayır efendim. Hayır efendim. Ben kaç tane kadın doğum uzmanıyla konuşuyorum. Hocam akıl sürermiyor diyor. şu 0,01 Kadında yumurta çıkıyor diyor. İki yıl sonra, üç yıl sonra. Onun için asla bak bu Kur'an'ın da emridir. Yüce kitabın emridir. Asla kesin ve emin konuşma. Bilemeyiz biz. Ha. Ama tedbirimizi alırız. Dolayısıyla bu çok kötü bir tablo değil. FSH o önemli değil o. Bir ta 70-80'lerden düşüyor FSH. Burada polikistik overi var mı yok mu bilemiyorum. LH hormonunu vermemiş. Bir de estradiolü bilseydik. <laughs> ee, neyse, ben bu incir havuç kürünü öneriyorum. Testere dişli aslan pençesi bunu tek başına uygulayacak. Sonra e, 15 gün soğan kürü, günde iki defa, bir sabah bir akşam. Bak önce soğan kürüyle başlayacak. Arkasından testere dişli aslan <laughs> pençesi, sabah akşam. Arkasından da bu anti müllerian hormonunu e, yükseltmek için o hormonu ...daha etkin hale getirmek için incir havuç sakın beraber kaynatmayın ayrı ayrı, ayrı. kaynatacaksınız evet etkisi olmaz. Ama tazesi değil kurusu doğru evet. mu hocam çünkü incir zamanındayız havucun, havucun tazesi olacak. Havucun tazesi evet. incirinde de kurusu Taze olacak. Taze havuç kum havucu böyle kolay bükülen havuçlar olmaz Hüseyin. Hmm, sert. Gevrek, gevrek öyle tabi ha gevrek e, olacak.